أي الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند متصل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: التحيات لله والصلوات والطيبات الغاديات الرائحات والزاكيات الطاهرات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimat, ehli beyt, ehli ashab etbalı, rıdvanullah aleyhi mecmain, bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden itiral dar baka edenler, rahmetullahi aleyhi mecmain, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşerrenlerimiz, hazırun ve dersini dinleyen cemaat kardeşlerimiz, bu cami-i şeriften güzaran eden emme hutaba müezzin kadimin cemaat-i müslümin, bu civarlarda metfum bulunan evliya, ulema, sulaha, şüveden ünminat, tüm geçmişlerimizin ervar için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: Ettehiyyatu, her türlü tahiyyeler, gerçek selam, gerçek övgü, gerçek hakimiyet, övülmeye layık ne varsa hepsi lillahi, Allah'ındır. Gerçek malik Allah Zülcelal Hazretleri'dir. Her türlü eksiklikten mahrum, münezzeh olan, her türlü eksiklikten uzak olan, salim olan, yalnız noksanlıklardan beri olan yalnız Allah'tır. Ve salavatü, salavat, salatlar da keza Allah'ındır. Yani Allah rahmet eyler, Ahmet Allah yaratır, Allah rızıklandırır, Allah yardım eder. Her şeyin yaratıcısı, ihsan edicisi Allah Zülcelal Hazretleri'dir. Bu kullar bunu ondan bilmelidir. Ve tayyibat, gene güzel kelimeler ki o mesela zikirler, Subhanallah demek, Allahu Ekber demek, La ilahe illallah. Bunlar Allah'a mahsustur. Allah'a yaraşır. Evet. Dua Allah'a edilir. Övgü Allah'a edilir. Onun hakkıdır. Her türlü noksanlıklardan münezzeh olduğunu söylemek Allah'a mahsustur. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, namaz kıldığınız zaman ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat, bunları okuyun buyurmuş. Bu da bu ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat, namazda okuduğumuz tahiyyat de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lemme urice ile semai, evet, semaya uruç ettirildiğinde ki Miraç olayında olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok sıkıntılardan sonra hiçbir peygambere
Allah'ın vermediği bir şeref olayıdır, Miraç olayı. Yalnız Peygamberimize verilmiştir. Çok sıkıntılara girmiş, çok darda kalmış. O sıkıntıların yani arkası işte böyle izzet, şeref. Bu Miraç da o şereflerden birisidir. Efendimize verilmiş. Mekke-i Mükerreme'den Kudüs'e kadar gidiş ayette sabittir. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ile mescidil aksa. Oraya kadar gidişi ayette sabittir. Ondan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Burak denilen, Miraç denilen asansör diyor bizim Elmalı Hoca. Öyle bir şey ya, hani bizi anlatmak için şimdi Arap apartmanlarda üst kata çıkmak için bir alete biniyoruz, bizi yukarı çıkarıyor. Anlatmak için öyle bir şeye Allah Zülcelal Hazretleri Resulullah Efendimiz'i Cebrail Aleyhisselam'la bindirmiş. Halen Mekke'den Kudüs'e gittiler. Orada işte bindikleri şeyin belki temsilendir. Halkası var. Onun bağlandığı yer. Ondan sonra da bu Miraç'la bütün sema katlarını geçmişler. Her sema katında Allah'ın bekçileri var, görevlileri var. Biz boş zannediyoruz, değil. Bugün askerlikte nöbet tuttuğumuzu bilirsiniz. Nöbet tutarken parola vardır. Yaklaştığınız zaman parolayı söylemezseniz sizi vururlar. Aynı semalarda da anlayasınız diye arz ediyorum. Sema katları da boş değil. Görevli melekler var. Her sema katında Cebrail Aleyhisselam'la Efendimiz o sema katını vardığında dur kimdir o denmiş. Ben Cibril. Yanındaki kim? Resulullah Muhammed Mustafa. Evet. O peygamber oldu mu? Evet. Haberleri yok. Öyle her sema kapısından geçmişler. Sonra Sidre-i Münteha'ya varmışlar. Cebrail Aleyhisselam orada demiş benimki buraya kadar. Yaratılanların varabildiği son nokta burası demiş. Sidre-i Münteha o demek. Bundan ötesi de ben yokum. Levdeneftü ümmüle bir parmak ileri gitsem yanarım diyor. Öyle hadislerde geçiyor. Efendimiz ondan sonra yoluna devam etmiş. Hiçbir yaratığa kula nasip olmayan şerefe ermiş. Cenab-ı Hakk'a şekilsiz, mekansız muhatap olmuş. Karşı karşıya gelmişler. Nasıl bilmiyoruz. Evet, bunu inşallah Allah cennete gitmeyi nasip ederse Peygamberimize orada sorarız. Evet. İşte o zaman Ettehiyyatü lillahi ve salavat ve tayyibat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a bunları söylemiş. Ettehiyyatü lillahi ve salavat ve tayyibat. Şimdi okuduğum hadis. Bunu söyleyince Allah Zülcelal Hazretleri Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam Allah'ın rahmeti bereketi senin üzerine. Evet, özel meclis bu. Hiçbir kula nasip olmamış. Ama Peygamberimiz ümmetini çok seviyor. Raufun Rahim. Evet. Müminlerin ayağına diken batmasına razı değil. O kadar çok seviyor müminleri, inananları. Demiş Esselamu aleyna ve ala ibadillah salihin. Ya Rabbi selamet, iki cihanda selamet, izzet, her türlü güzellik, iyilik bana değil, bize, ümmetime, bana inananlara. O özel mecliste ümmeti Muhammed'i hemen düşünmüş. Onun bu âli cenaplığı karşısında melekler başta Cebrail olmak üzere eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü şehadet kelimesini getirmişler. Coşmuşlar. Biz de işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de namaza durduğu zaman bunu okuyun diyor bir hadis-i şerifte. Namazı da biz bunu işte 4 rekatla namazın 2. rekatında okuyoruz. Son rekatında okuyoruz.
Evet, bunu okuyoruz. Yani zaten başka hadisler de var. Nasıl bu ettahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat şeysi, Allah'ın huzurunda Peygamberimiz Efendimiz'in Allah'ı selamlamasıysa, mümin de namaza durduğu zaman Allah'ın huzuruna durar. Namaz müminin miracıdır. Hadis-i şerifte var zaten. Allah'ın huzurunda durduğu, Allah'la karşı karşıya olduğu bilincinde edepli, saygılı durur. Bu bilinçte durur. Ona göre namazını tamamlar. Evet, siz Allah'ı görmeseniz de Allah sizi görüyor. Hadislerde de var. Namazdayken, her namazda bu sahneyi hatırlamak ve Allah'ın huzurunda olduğu bilinciyle namaz kılmak gerekir. Huşu, hudu işte bu demektir. Ama maalesef biz bu şeylerden çok kere uzak kalıyoruz. Namazdayken kaçınıyoruz. Sağımızı solumuzu düzeltiyoruz. Allah'ın huzurundayken olduğumuz bilinci yok. Böyle namaz kılıyoruz. Evet. Önemli olan işte bu sahneyi, onu okuyoruz. Bu okuduğumuz ettahiyyatı, Allah esselamu aleyke karşısında, ona desen esselamu aleyhi, abi esselamu aleyke diyor, sena karşındakine söylüyorsunuz. Evet, Cenab-ı Hakk'a hitap ederken, mesela okurken Fatiha okuyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Allah'ım ancak sana ibadet ederiz. Allah'ım ancak senden yardım dileriz. Sana, yani karşındakine. Ke o demek, ke. İyyâke, Fatiha'da bu. İşte bu da öyle. Allah'ın huzurunda olduğu bilinciyle son derece saygılı, son derece huşu hudulu, boynu bükük bir kul olduğunu itiraf eder bir duygular içinde namazımızı kılmamız gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bizi ne kadar çok sevdiği, evet, Esselamu aleyke, Allah tarafından Efendimiz'e hitap, ama Efendimiz bizleri düşünüyor. Selamet yalnız bana, şeref yalnız bana değil, yardımın, senin lütfun yalnız bana değil, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlerin hepsine, Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Hatta ta Adem'den beri sana inanan her mümine, salih kullarına olsun. O sahneyi Efendimiz hadisinde bize söylüyor. Bunu okuyun diyor. Evet, bunu okuyun diyor. Bundan dolayı biz namazımızda şey diyoruz. Evet, bu şey anlattıklarımı burada yazıyor. Mesela Peygamberimiz Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin, yalnız bana değil ümmetime de deyince, fakale Cibrilu aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam, diğer melekler, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü demişler. Böyle güzel bir insan Efendimiz, biz bu kadar düşünüyor, özel mecliste bile ümmetinden şey diyor, Cenab-ı Hakk'a karşı ümmetinden yardım istiyor, ondan lütuf istiyor. Yalnız bana değil hepimize. Böyle muhteşem bir sahne. İşte namaz kılarken bunu şey edeceğiz efendim, bunu düşüneceğiz, namazımızı öyle güzel kılacağız. Namaz kılarken, ettahiyyat okurken bunları düşüneceğiz. Dört dörtlük bir namaz. El-gâdiyâtü, her türlü merhamet, saadet sahibi, râihat, evet, rahat sahibi, zâkiyat, her türlü temizlik Allah'ındır. Bu hadis-i şerifi namazda okuyun diyor Efendimiz. Taberani Hazreti Hasan'dan nakletmiş. Evet, şifa şerifte rivayet şöyle: İza salla ahadukum felyekul ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Devam ediyor.
sizden biriniz namaz kıldığı zaman Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibati duasını okusun. Hadis öyledir. Şimdi okuduğum da onun bir benzeridir. Evet. Namaz kılarken bu şuurda kılacağız. Ama böyle kılamazsak namazı bırakalım mı? Hayır. Bir gün bunu yakalamak azmiyle namazımıza devam edeceğiz. Hazreti Ali radıyallahu anh ve emsali ashab-ı kiram, büyük, güzel, salih insanlar böyle namaz kılarlardı. Hazreti Ali Efendimiz cihattayken, harpteyken yaralanmış. Baldırına, bacağına bir ok saplanmış. Ok bir taraftan girmiş, öbür taraftan çıkmış, ucu öyle kalmış. Şimdi çok acır canı insanın. Ok giriyor bacağından, karşı taraftan çıkıyor ucu. Şimdi o zaman uyuşturucu, acıyı, ağrı kesici şeyler yok. Nasıl çıkaracaklar? Çıkarmasalar sıcak. Hemen mikrop kopacak, orada cerrahat bağlayacak. Belki bacak gidecek, çürüyecek. Kolay da çıkarılır mı? İnsanın canı acır. Durun demiş. Durun demiş. Bir namaza durmuş. Namazda birinci rekattayken öyle işte bizim dediğimiz gibi namaz kılmış. Allah'ın huzurunda olduğu bilincinde dünyayı unutmuş. Zaten biliyorsunuz Allahu Ekber derken böyle yapıyoruz ya. Dünyayı arkama attım şeklen diyoruz ama içeriden dememiz lazım. Ama biz namaza durduk mu bakkala gidiyoruz, çakkala gidiyoruz, pazara gidiyoruz, komşuyla konuşuyoruz. Allah bizi affetsin. Öyle güzel namaz kılmayı da bize nasip etsin, müminlere de. İşte bir namaza durmuş, kendinden geçmiş. Bütün duyguları, dünyevi duyguları iptal. Allah'ın huzurunda olduğu bilinci içinde oraya kendini vermiş, oku çıkarmışlar. Çıkardıktan sonra, o zaman ilaç yok. Eğer öyle yarayı bırakırlarsa o sıcakta hemen mikrop kapar, orası cerrahat bağlar. Kızgın demirle dağlamışlar mikropları öldürmek için. Ondan sonra sarmışlar, o hala da kıyamda duruyor. İki rekatı tamamlamış. Başlayın artık demiş. Başlayın. Benim oku çıkarın. Demişler ki ya Ali biz onu ilk rekatta sen kıyamdayken çıkardık. O işi bitirdik. Acı duymuyor. İşte namaz böyle kılınır. Allah bize de nasip etsin. Evet. Namaz böyle kılınır. Hazreti Ayşe'miz radıyallahu anh validemiz de Resul-i Ekrem gece kalkardı. Teheccüd kılardı. Ama ne namaz kılardı, ne namaz kılardı. Seyrine doyulmazdı diyor. Kendinden geçiyor. Öyle bir huzur içinde. Namaz böyle kılınır. Allah'la buluşmak demek. Bu şuuru Allah bizlere ümmet-i Muhammed'e nasip etsin inşallah. Evet. Et-tedbiru nusful ayş. Efendimiz buyuruyor. Tedbirli davranmak. Yani bir şey yapacağın zaman sonucunu düşünmek. Acaba bunun aksini de yapan olur mu? Bu bir zararlı verecek bir şeyler de olur bu diye tedbir almak. Tedbir almak, önlem almak hayatın yarısıdır diyor Peygamberimiz. Hayatın yarısıdır. Efendimiz sözün şeyi kulak verip bir iş yapacağı zaman aksi olursa diye de bir önlem alacağız. Bu bakın Peygamberimizin sünnetidir. Evet. O Diriliş filminde Ertuğrul da büyük evliya. Tam aksettiremiyorlar ama evliya adam hep dikkat ederse bir iş yapacak mı şöyle de olabilir diye tedbir alıyor. Sünneti tam yaptığınız zaman dünyanın en uzun ömürlü devletini kuruyorsunuz. Ondan devleti de Osmanlı İmparatorluğu da en uzun ömürlü devlet dünyada. Peygamberin sünnetine bağlı oldunuz mu? Allah böyle izzet veriyor. Evet, tedbir
biz de hayatımıza bunu yapmamız lazım. Nısfül Aiş. Evet, hayatın yarısıdır. Yarısıdır. Harcarken bunu düşüneceksin. Bir iş yaparken bunu düşüneceksin. Bir yerde bir şey başına geçtin mi bunu düşüneceksin. Tedbirli hareket edeceksin. Tedbirli. Ve teveddüdü nısfül akıl. İnsanları sevmek. İnsanları sevmek. İnsanları Allah'ın yarattığı eşref mahlukat olarak bakmak. Evet. O da diyor aklın yarısıdır. Sen insanları seversen insanlar da seni sever. Sen insanları hor görürsen herhalde o seni sevmez. Kin besler. Başka şekiller yanlış şeylere gider. Evet, insanları sevmek, sevgiyle hareket etmek insanlara karşı aklın yarısıdır diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Velhemmü nısbül haram. Evet. Kaygı, üzüntü, gam, keder ihtiyarlığın yarısıdır diyor. Siz ne diyorsunuz? Bizim aziz milletimiz o kadar Müslümanlığı güzel benimsemiş ki şimdi örf adet halinde yaşayan deyimlerimiz var, uygulamalar var. Ya ayet ya hadis. Onlar da birisi bu. Siz ne diyorsunuz? Yiğidi gam ihtiyarlatır. Değil mi? Aha, bu hadisin şeysidir o. Ne oldu kimse bilmiyor ama herkes birbirine yiğidi gam ihtiyarlatır. Efendimiz onu söylüyor. İhtiyarlamanın yarısıdır diyor. Üzüntü, gam, keder insanı ihtiyarlatır. Saçlarını avartır. Belini kamburlaştırır. Evet. Bunu düşünerek evet Allah'tan gelen hoş geldi, safa geldi. Evet. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Yunus öyle söylüyor. Bunu söylemek kolay değil tabii. Ne olursa olsun başımın üstünde. Gam keder yok. Allah'tan her şeyi Allah yaratmıyor mu? Her şey Allah'tan gelmiyor mu? Bunda bir güzellik vardır benim için, hayır vardır diye düşünecek. Kahroluyor, uyumuyor, yemiyor, içmiyor. Yok yok yok. Öyle değil, öyle değil. Allah'a teslim olacaksın. Evet. Ondan sonra da mutluluğa ereceksin. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Üzülmeye gider yok. O ediyse veren o. Niye üzüleyim ki? Bir bildiği vardır, bir hayrımadır. Evet. Kederlenme gerek yok. İşte kederlenmek ihtiyarlığın yarısıdır. Müminler bu duygularla yaşamalı. Ve kılletul iyal adül yesareyn. Ailenin kalabalık olmaması da iki kolaylıktan birisidir. Evet, şimdi evlendiğiniz zaman evlenince kadar herkes kendinden sorumlu. Evlendiğiniz zaman hanımdan sorumlusunuz. Çocuk olduğu zaman çocuklardan sorumlusunuz. Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ülün an ra'iyeti. Neden böyle? Nedim böyle yaptı? Evet. Kızınız, oğlunuz, hanımınız mesela dinin bir emrini çiğnedi. Haram işledi. Koca olarak size soracaklar. Ana olarak size soracaklar. Öyle diyor. Küllüküm mes'ül an ra'iyeti. Peygamberimizin prensip bu. Evet, Kur'an'da da ayetler var. Ya şimdi sorumluluk altına girmek de çok zor bir iştir. İşte çok sorumlu olursa etrafında zor. Her biri zor. Çoğalınca daha çok zor. Bunun azlığı diyor, bu etrafında olanların azlığı iki kolaylıktan birisidir diyor güzel peygamberimiz. Ve kulletul iyal adül yesareyn dediği bu. Evet efendim. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışımızda bize Mesud Bahtiyar gamsız kedersiz yaşama prensiplerini böylece bize anlatıyor. Evet.
Şimdi tabii çok zengin olmaya çalışıyor insanların hepsi. Zenginlik kötü değil ama çetin bir imtihan. Böyle cami yaparsanız siz de ben de bu yapan kanunu için şey diyoruz, çalışıyoruz. Bizim yıldığımız namazın sevabından bize veriyorlar. Ama bir mislini de bunu yaptıran adama gidiyor. Ha böyle paran var, cami yaptırdın, hastane yaptırdın, okul yaptırdın, çeşme indirdin, yol yaptırdın, talebe okuttun. O talebenin kazandığı her sevaptan bir misli sana gidiyor. Evet, böyle bu bakımdan bu da parayla oluyor. Yoksa bu kolay mı bunu yaptırmak şimdi? Ancak kanunu yaptırabilir. Evet. Ha, güzel bir şey ama zengin olunca da zenginlere insanların tavrı başka oluyor. İnsanda da nefis var. Ben neymişim ya diye havalanıyor. Kibirleniyor, gururlanıyor. Zengin olmayan insanlara tepeden bakıyor. Çetin imtihan. Çetin imtihan zenginlik. Bu imtihanı kazandınız mı? Böyle güzel işlerde kullanırsanız ki bunun örnekleri çok. Hazreti Osman zengindi. Ama biliyorsun en ümmeti Muhammed'in bir numarası Ebu Bekir. O da zengindi. Bütün servetini din uğruna harcadı. Hazreti Osman zengindi. Üç numara Ebu Bekir, Ömer, Osman. Üç numara. Hiç zenginliği ona engel olmadı. Hazreti Ali Yahudi'ye biri işçilik yapmış. Günlük yevmiyeyle geçinmiş. Öyle bir kahraman o da. Abdurrahman'ın Avf. Sahabe-i kiram Mekke'den Medine'ye geldiklerinde don gömlek gelmişler. Malları Mekke'de kalmış. Hepsi onun için evsiz, parasız. Efendimiz Medine'li Müslümanlara demiş ki her biriniz bir tane Mekkeli kardeş edineceksiniz. Malınızı ona vereceksiniz yarısını. İki odanın birisini vermişler. İşte parasının yarısını vermişler. Onun için Medine'liler ensar, yardımcılar, Allah'ın yardımcıları. Müminlere böyle hiç karşılık beklemeksizin malların, mülklerinin, paraların yarısını vermişler. Abdurrahman Avf'ın kardeş edindiği Medine'li Müslüman da işte evim demiş, işte hurma bahçem demiş, arkadaş sağ ol, bunlar senin olsun. Sen bana demiş, sizin pazarınız yok mu? Var demiş, sen pazarın yolunu göster bana demiş, neredeyse. Evet, cebinde kuruş yok, kafası çalışıyor, tüccar adam. Sabah boş ceple gitmiş, akşam cebi dolu gelmiş, ticareti biliyor. Çok zengin Abdurrahman Avf. Evet. Ama peygamber Allah yolunda harcayın hadi dediği zaman son kuruşuna kadar servetini harcıyor. Ben şimdi hepsini verirsem iş çeviremem demiyor. Hepsini harcıyor. Cennetliklerden birisi. Camilerin üstünde cennetlikler yazılı. Hep aşere mübeşere. Abdurrahman Avf da onlardan birisi. Tüm servetini veriyor Allah. Ha böyle bir zenginlik güzel bir şey. Tabii insanlar da zengin olmak ister ama tehlikeli, çok çetin bir imtihan zenginlik. Bunu başardınız mı? Evet. Bir kere hesap var. Nereden kazandın, nereye harcandın? Adamın ahlakı güzel, yanlış iş yapmamış, kuruşu yok. İnceleyecek bir şey yok ki. Geç güle güle. Sınırdan gelirken eşyası olmayan geçip gidiyor. Ama eşyası olan çek kenara diyorlar. Hepsini indiriyorlar, bakıyorlar, çekiyorlar. Aynı dünya ahiretin misali. Zengin adam da orada sorumlu. Halaldan mı kazandın, helale mi harcadın bu paraları? Ama bunları başardı, kazandı mı? Fakir birinci kademedeyse cennette, zengin en üste çıkacak. Çünkü bu imtihanı başardı. Böyle bir şeyi var, iki taraflı, keskin bıçaklı bir şey. Efendim, bunları bu maksatlarla işte şey etmeli, çoluk çocuk sahibi olmak da işte imtihan sebebi.
Evet. Birçok evladı var. Hepsini güzel yetiştirmiş. Gece gündüz uykusunu kaçırmış. Onlar da hep böyle iyilik timsali olmuşlar. Ölse gitse bile güzel evlat yetiştirmek sadaka-i cariyedir. Evladı güzellik yaptıkça ona seninki şunu yaptı deyip müjdeliyorlar, seviniyor, sevabında alıyor. Sevabında alıyor. Hep böyle imtihan sebebi işte kalabalık olduğu zaman sorumluluğu var ama hepsini güzel yaparsanız çok iyi. Fakat bu insanlar hep sorumluluğu tam yapamıyor. Çok olursa diyor çetin imtihan var. Az olursa işte kolaylıktır diyor güzel peygamberimiz. Ama bu az çocuk yapın anlamına değil. Dikkatimizi buna çekmek için bir hadis-i şeriftir. Efendimiz evleniniz, çoğalınız buyuruyor. Ben sizin çokluğunuzla mahşerde tüm peygamberlere övüneceğim, gurur duyacağım. Hakikaten ömürlerimiz kısa olmamasına rağmen ahir zamanda gelen bir ümmet olmamıza rağmen cennetin dörtte üçü ümmeti Muhammed'den olacak. Peygamberimiz o kadar güzel güzel esaslar, prensipler koymuş. O güzel güzel sahabi yetiştirmiş. Onlar tabiunu yetiştirmiş. Tebe-i tabiin böyle gelmiş. Güzel cennete gidecek insanlar. En çok Efendimiz yetiştirmiş. Onun için evleniniz, çoğalınız. Çünkü ben sizin çokluğunuza gurur duyacağım diyor. Nüfus sahibi olmak da güç kuvvet demektir. Efendimizin bu sözünü hatırlayıp ümmeti Muhammed'in nesli çoğalsın diye evlenilecek. Nüfus ümmeti Muhammed çoğalsın diye, müminler çoğalsın diye evlenilecek. Şimdi Avrupa'nın, Amerika'nın derdi bu. Evet. Amerikalı kadın çocuk yapmıyor. Avrupalı kadın çocuk yapmıyor. Çocuk yapması için çok büyük paralar veriyorlar çocuk yapanlara. Çok büyük imkanlar tanıyorlar. Dışarıdan gelen işçiler orada çocuklar oluyor, doğuyor. Onlar da oralı oluyor. Yabancılar bu imkanlardan yararlanmak için şimdi Amerika'da da Avrupa'da da %50'ye dayandılar. Yerli insanlar, kadınlar çocuk yapmıyor. Yapmadıkları için krizdeler. Şimdi yabancıları nasıl atacağız dışarıya diye kara kara düşünüyorlar. Bunun da popa önce Müslümanları atalım diyor. Müslümanlara baskı yapıyorlar. Görüyorsun camileri taarruz ediyorlar. Yolda şu ediyorlar, bu ediyorlar. Dertleri budur. Çocuk yapmadıkları için nesleri tükeniyor. Ben Fransız Cumhurbaşkanı'nın televizyonda ağzından duydum. Fransız kadını çocuk yap, yabancılar iktidarı geçecek. Vatanımız onlar idare edecek devletimizi diye ağzından 3 defa televizyonda duydum. Dertler budur. Efendimizin prensiplerine uymak her zaman izzettir, her zaman güzeldir. Evleniniz, çoğalınız, tenakehu, tenaseru, tekesseru. Evet, çoğalınız. Fe inni ubahi bikum ilyum yevmel kıyame. Sizin çokluğunuzla ben iftar, evvela peygamberimizi sevindirmek için, güçlü kuvvetli olmak için, müminlerin olması için evlenmeli, evlenmekten kaçmamalı, çocuk yapmalı. Yani bu hadisi anlatırken evet sorumluluk böyle işte sorumluluk sebebidir. Kazandığınız zaman da en başa geçersiniz, aziz olursunuz. Bu şeyleri de bilgileri o maksatla size arz ettim. Hadis-i şerifi Hazreti Ali'den, Hazreti Enes'ten nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Ettezellül, evet, akrabu ilel izzi, evet, Allah'ın aciz bir kulu olduğunu, hakir, değersiz bir kulu olduğu bilincinde olarak kibirden, gururdan uzak kaldınız mı? Değersiz bir kulum ben, Allah'ın kuluyum dediniz mi? İzzet, evet, izzete erersiniz.
aziz olmanın, güçlü olmanın, kuvvetli olmanın buna en kısa yol Ahab olur diyor. Evet. Allah'ın bir ismi mütekebbir. Her şeyi yaradan odur. Her gücü sahip olan odur. Onun için mütekebbirlik onun hakkıdır. Bir adam 5 kuruş kazanınca ya bir makama gelince insanlara böyle olmayınca tepeden baktığı zaman Allah'ın kibir sıfatına taarruz eder. Allah'la yarışmış olur. Onun için Allah onu zelil eder. Allah gibi güçlü var mı? Evet, ama böyle değil de ne makama gelirse gelsin, ne kadar büyük zengin olursa olsun, Allah'a bir aciz kulu olduğu duygusuyla, bilinciyle hareket eder de insanlara da böyle davranırsa aziz olur. Evet. İmam-ı Azam bunun örneğidir. Evet. Çok zengindir. Bütün alimler susturmuş. Bütün alimler susturmuş. Kendisine ne tuzaklar kurmuşlar, çekememişler. Ama Allah onu aziz etmiş. Ben reklam vermemiş hiç. Beni imam tanıyın. Benim dediklerim, fetvalarıma uyun dememiş. Ben demiş bu konuda böyle şu ayetten, şu hadisten dolayı bu fetvayı verdim. Benim bulabildiğim en güzeli budur. Ama bundan daha güzelini bulan varsa demiş ona göre hareket etsin. Arkamdan gelin demiyor. Ben mezhep kurdum demiyor. Ama rıza-i bari için Efendimiz olan saygısı Allah'a karşı, o kadar zengin olmasına rağmen kavrulmuş arpa unu yiyormuş. Karbon, kibirlenmeyeyim, gururlanmayayım nefsini terbiye için. Talebelerine kebap yediriyor, tahsillerini kendi yaptırıyor. Ama kendisi nefsini terbiye için kavrulmuş arpa unu yiyormuş. Son derece şeyli, Allah'ın aciz bir kulu. Tesbihi var biliyorsunuz. Sübhanel ebediyyil ebed, Sübhanel vahidil ahad, Sübhanel ferdus samet, Sübhan Rafi'yi Seme diye başlayan tesbihi var. Orada hüngür hüngür ağlayarak sabaha kadar teheccüd kılıyor. Benim günahlarımı affet, ben bir işe yaramaz kulum diyor. Aciz bir kulum. Tesbihte bu kelimeler var. Böyle Allah'a yalvarıyor. Ama şimdi İslam aleminde en çok müntesibi olan mezhep Hanefi mezhebi. Allah aziz etmiş. Propaganda etmemiş. Reklam vermemiş. Arkamda gelin dememiş. Ama Allah onu aziz etmiş. Herkes onun peşinden koşuyor. Hep büyük imamlar böyle. Allah'ın karşısında aciz bir kimse olduğu duygusuyla hareket ederlerse izzete en yakın yol budur. Ettezellül, evet, kendini hakir görmek, gururdan uzak durmak, kibirden uzak durmak. Ki şeytan kibirinden dolayı Allah'ın huzurundan kovuldu. Benim yaratılış, ben ateşten yaratıldım, alevli ateşten. Adem ise kokar çamurdan yaratıldı. Ben ondan üstünüm, secde etmeyeceğim dedi. Kibirinden dolayı kovuldu. Allah'ın rahmetinden kovuldu. Evet. Adem Aleyhisselam cennetten çıkarıldıktan sonra boynu bükük, Rabbena Havva'namızla beraber, Rabbena zalemna enfusena ve illem tavfirlene ve terhamda lenekûnenne minel khâsir. Kur'an'da var. Rabbimiz yanlışlık, biz yanlış yaptık. Kendimize yazık ettik. Sen bizi affetmezsen, hata bizde, biz mahrum kalanlardan oluruz. 300 sene gözyaşı döktüler. Alçak gönüllülük yaptılar. Aziz oldular. Şeytan kibirlendi, kovuldu. Rahmetten kovuldu. Evet, Efendimiz onu söylüyor. Tezellül, izzete en yakın yoldur. Kimseye tepeden bakma. Kimseyi hakir görme. Kendi tuğba limen şagalehu aybu an uyubin nas. Kendi ayıplarını gör. Bu ayıplarından dolayı boynunu büküyorsun Allah'a karşı. İnsanlar tepeden bakma. Müjdeler olsun diyor Efendimiz. Böyle hadis var. Evet, bu izzet, aziz olmak istiyorsanız tezellül, yol budur diyor. Evet. Ekrabu ilel iz mine teazzüz bil batıl. Batıl şeylerle
mesela bir makama gelmiş, bir yere gelmiş, bir imkanlar, başka insan onun imkanları kavuşmuş, bugün var yarını yok, gelip geçici. Bunlarla kibirlenmiş, gururlanmış. Böyle yapacağına kendini ayıplarını görerek zillet sahibi, hor hakir görürsen kendini izzete kavuşursun. Evet, ne kibirli adamlar var, yerlerinde adı anılmıyor. Yok olmuş gitmişler, değil mi? Evet, ama Allah böyle çok aciz kimseleri tutmuş elinden, aziz etmiş. Efendimiz bunlardan birisidir biliyorsunuz. Yetim doğdu, yetim büyüdü, kuruşu yok ama Allah onun elinden tuttu, aziz etti. Yol budur diyor, izzet sahibi olmak isterseniz budur. Evet. Ve men taze bil batıl cezahullahu züllen. Evet, böyle kurulanır, kibirlersin yanlış şeylerle, gelip geçici olan şeylerle aziz olduğumuzu zannederek kibirli Kur'an kırarsanız Allah sizi zelil eder. İzzet olmak için boynunuz bükük olsun, mütevazi olun, kusurlarınızı görün, kimseyi tepeden görmeyin, bakmayın, hor görmeyin. Bu hadis-i şerif Ebu Hureyre'den. Evet, estesbihu nisbil mizan. Şimdi dünyada ahirete yarar işler yapacağız. Bunlardan birisi de tesbihtir. Evet, tesbih, Sübhanallah demek. Sübhanallah. Allah noksanlıklardan beridir. Allah'ım seni tesbih ederim, Sübhanallah. Namazın arkasından 33 defa Sübhanallah diyoruz. Ve tahmid. Evet. Elhamdülillah temle'u. Evet. Mizanın yarısını tesbih doldurur. Elhamdülillah demek hepsini doldurur. Hepsini doldurur. Evet. Biz de söylüyoruz hadislere binaen elhamdülillah. Aziz milletimiz gelenek adet halinde her tarafımızda namazdan sonra Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Şimdi onlar hakkında şeyler var da deniz köpüğü kadar günah olsa silinir diyor Efendimiz bunları söyleyenler. Bunu milletimiz devam ediyor. Tesbih, Sübhanallah. Evet. Sübhanallah ve bihamdihi. Kim diyor 100 defa Sübhanallah ve bihamdihi dese deniz köpüğü kadar günah olsa affolunur. Sübhanallah ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Diyor ki bu söylemesi kolay. Söylemesi kolay ama mizanda sevabı en çok olan kelimelerden birisidir. Sübhanallah ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Evet. Bir sizi de var. Sübhanallah ve bihamdihi, Sübhanallahil azim ve bihamdihi estağfurullah. Bunu söyle. Bunu söyle. Bu tesbihler mizanın yarısını doldurur. Evet. Kulun, yani sen noksanlıklardan berisin, aciz bir kulunum, itiraf ediyor kendinin acizliğini, Sübhanallah diyen. Velhamdülillah temlevuh. Mizanı elhamdülillah, ya Allah'ın verdiği nimetlere, insan yaratmışsın. Eşek yaratsaydı, üstünü de 120 kilo herif binseydi, sen bana ağır geliyorsun demeyi diyebiliyor mu? Kıçına vuruyor sopayı, gidiyorsun. Başka domuz yaratsaydı kime şikayet edecektin? İnsanları, yaratıkların en şereflisi yaratmış insan, ne büyük nimet. Evet, insan yaratılmış, Allah'ı tanımıyor. Evet, iman sahibi olmak ne büyük nimet. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmedik. Allah nasip etsin görmeyi. Peygamberimizin parmaklarının arasından harp yolculuğunda 30 bin askeri suyunu sağlayan su fışkırdı. Bunu görmedik. Peygamberimiz aldı, her zaman söylüyorum. Ebu Cehil Efendimizin insanların nazarında değerini düşürmek için kalabalık arasında oturuyormuş, Efendimiz'den karşı geliyor. Hemen uzaktayken bir avuç kum almış avucuna. Yakına şöyle demiş, Muhammed demiş, benim evimde ne var?
Nereden bilecek? Onun kafası öyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülerek demiş, buyurmuş ki Ebu Cehil demiş, senin elinde ne olduğunu söyleyeyim, yoksa senin elindekiler benim kim olduğumu söylesin. O peygamber ya. Kum konuşur mu? Benim avucumdakiler senin kim olduğunu söylesin bakalım demiş. Yüksek gururlu. Kumlar dile gelmiş. Neşhedü enneke Rasulullah. Biz şehadet ederiz ki sen Allah'ın peygamberisin. Büyüledin, büyüledin demiş. Gene peygamberimiz dünyada her saniye ömrümüzden harcıyoruz. Ecele doğru gidiyoruz. Şu anda öyle. Şimdi iyiyiz. Camideyiz. Hadis dinliyoruz. Ama insanlar hep böyle iyi yerlerde bulunmuyor. Değil mi? Her saniyemizden sorumlu olacağız. Tümme letüs elünne yevmeyzen anin naim. Onun için insan hiçbir vaktini boş geçirmeyecek. İyilik yapacak. Tefekkür edecek. Efendimiz de bunun örneği. Tefekkür ederek Kabe'ye doğru gidiyormuş. Ebu Cehil bakmış, peygamberimiz çok dalgın, tam zamanı demiş. Orada delikanlılar varmış bir grup, şu taşı alın demiş delikanlılar. Çok dalgın demiş, hiç kimseden haberi yok, kafasını vurun demiş, parçalayıp öldürün. Çünkü bu adam demiş kızını anasına, oğlanı babasına, kardeşi kardeşe düşürdü, atalarımızın dinini kötüledi, bizi birbirimize düşürdü, kurtulayım şundan. Delikanlılar demişler ki senin ayağın yok mu demişler, sen vur. Kızmış, şaşkın demiş, beceriksiz. Almış boylu poslu kilolu bir adam Ebu Cehil. Allah inşallah cennete girmeyi bize nasip etsin. Orada göreceğiz nasıl bağırdığını. İnne ashabel cenneti fî şûlin fâkirûn hümme ezvâcun fî zûlânin alel erâiki müttekin. Yasin'de koltuklara yaslanacak müminler, cennetlikler, cehennem kapısını açacak, Allah gösterecek. Nasıl bağırıyorlar onu gösterecek. Evet inşallah Ebu Cehil orada görürüz cehennemde nasıl yandığını. İri kıyım, boylu poslu, güçlü bir adam. Taşı almış, korkak demiş, sizin gibi delikanlı mı olur? Bütün hıncıyla Efendimiz'e sokulmuş, bütün dişini gıcırtarak böyle taşı kafasına vuracak Efendimiz'in. Allah, vallahi yasımüke minen nas. Habibim biz seni insanlardan koruyacağız diyor Allah. Ayet de böyle. Allah elini şaşırtmış, kendine vurmuş. Canı yanmış. Sözü bu. Biliyorum peygambersin ama inanmayacağım diye bağırıyor. Canı yanmış. Şimdi adam görüyor, inanamıyor. Elhamdülillah biz bunları görmedik. Yine ne diyoruz? La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyoruz. Ne büyük nimet. Bunun kadrini bilmemiz lazım. Evet, sağlıklı. Şu anda bak buraya geldik, namaz kıldık. Şu anda yatıp çaput gibi yatanlar var. Gözü görmeyenler var, kulağı işitmeyenler var. Kolu yok, değil mi? Hep bunları Allah'ın nimetlerini düşünerek, evet, Allah'a şükür duyguları içerisinde olacağız. Nimetlere karşı da elhamdülillah. Ala külli hal. Her durumda elhamdülillah. Nimetlerine, beni mümin yarattığına, sağlıklı olun. Elhamdülillah. Bu işte bu. Şükrü unutmazsanız bu elhamdülillah. Öyle diyor ki, sizin yarın mizanınızda amellerin tartılışında sevap tarafını tam dolduracak diyor. Bu duygularla elhamdülillah diyeceksin. Evet. Şimdi bunu arkadaşlarımıza öğreteceğiz. Bismillah. Sen beni insan yarattın. Sağlık verdin. Afiyet verdin. İmkan verdin. Bak senin sayende yiyorum. Bismillah. Yerken, içerken bismillah. Yürürken başlamaya bismillah. Dükkan açarken bismillah. Yatarken bismillah. Kalkan bismillah. Ondan sonra evet işini gördün elhamdülillah. Şimdi yiyor adam, oh oh ya, elhamdülillah de ya, şükür de ya, hiç aklına gelmiyor adamın. Ne kadar gaflet.
böyle olmayın diyor Peygamberimiz. Elhamdülillah deyin, şükrün bedeli, nimetin bedeli elhamdülillah'tır. Allah'ın verdiği o nimetini ödemiş olursunuz, borçlanmazsınız, borçtan kurtulursunuz. Cennetin bedeli la ilahe illallah'tır diyor. La ilahe illallah deyin durmadan. Cennetin her şeyin bir bedeli var. Elhamdülillah deyin unutmayın. Elhamdülillah mizanınızı doldurur. Ve tekbir yemlü mâ beyne semâi vel ard. Allahu Ekber demek semavat ile yer arasını dolduran bir kelimedir. Bunu bu şuurlarla bilinçli olarak söylerseniz semavat ve yer arası dolduracak kadar sevap işlersiniz. Elhamdülillah namazın arkasından genel olarak 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allah-u Ekber Efendimizin bize emri üzere memleketimizde bu yapılıyor. Araplar bunu yapmadığı için başlarına gelenleri görüyorsunuz. Buna devam edeceğiz. Aziz milletimizin bu örfleri, bu hadislere dayanır işte. Evet, Allahu Ekber demek ve tekbiru yemlu mâ beyni semâi vel ardı. Allahu Ekber demek yer ile gök arasını dolduran bir kelimedir. Allah en büyük. Allah'tan büyük var mı ya? Evet. Bunu Efendimiz bize buyuruyor. Evet. Şimdi bir adam ve izâ kâle Allahu Ekber yakînen, evet, Allah'ın kazasını, takdirini bozacak kimse yoktur. Onun verdiğini kimse geri çeviremez. Allah en güçlüdür, en büyüktür. Kesin inancıyla böyle söylediniz mi? Evet, semavat ve arasını dolduracak sevap işlemiş olursunuz. Ezbere değil. Söylüyorsun, anlamını bilmiyorsun. Bu duygular yok. Bilinçli söyleyeceksin. Bilinçli söylerseniz semavat ve arasını Allahu Ekber demek doldurur. Vassavmu nusfu sabır. Oruç sabrın yarısıdır. Normal su içmek helal, yemek yemek helal. Bu helal olan şeyleri Allah'ın emri var. Ben onun emrini yerine getireceğim, borçtan kurtulacağım diye vazgeçiyorsunuz. Böylece nefsinizin azgınlıklarına karşı sabrı öğreniyorsunuz. Eğer oruç tutarsanız işte bu her konuda kötülüklere karşı sabır, nefsinin azgınlıklarına, isteklerine karşı sabrın yarısını kazanmış olursunuz. Biraz da kafanızı çalıştırırsınız, tam sabırlı olursunuz. Oruç tutmak sabrın yarısıdır. Evet. Şehvetlere karşı dur diyorsunuz. Niye ha? Buz gibi su istiyor canım. Dur. Oruçluyum. Karnım acıkmış, cürül cürül ötüyor. Dur. Yemeyeceğim. Oruçluyum. Ha mesela genç delikanlı kız çağırıyor, gel gel diyor. Sevişelim, öpüşelim. Hayır. Allah yasak etti. Sabır. Nefsin isteklerine sabır. Aha, bu şuurlarla yapırsanız evet bütün kötülükler karşı sabır şeyinin yarısını kazanmış olursunuz, oruç tutarsınız. Ve tahuru nisful iman. Evet, temizlik de imanın yarısıdır. Evet, çünkü iman içini şirk pisliklerinden ve bu azay cevahir dediğimiz dış azaları günah kirlerinden temizleyen bir şeydir iman. Evet, siz de temiz olursanız, abdest alırsanız, guslederseniz işte imanın yarısını kazanmış olursunuz. Bu yolda biraz da irade, gayret gösterirseniz tamamen temizlenmiş olursunuz. Temizlenmeyi öğrenirsiniz. Evet, öyle diyor güzel peygamberimiz. Onun için rahatsız değilsen abdestsiz gezme. Abdestli bulun. İmanın yarısı diyor bak. Evet, abdestli bulun. Eğer ecelin gelirse abdestliysen iman garanti, imanla göçersin. Onun için sahabe-i kiram hiç abdestsiz yere basmazlardı. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyleydi. Onlar da onun izinden gittiler. Abdestsiz yere basma, abdestsiz gezme.
Evet. Böyle temiz halde bulursan imanın yarısını garantilemiş olursun. Öbür yarısını da Allah lütfeder, iradeni kullanırsın. Tirmizi, evet, bu hadis-i şerifi nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, tesbih nufil mizan ve elhamdülillah yemlevül ve la ilahe illallah leyse leha dün Allah hicab. La ilahe illallah cennetin bedelidir. La ilahe illallah derseniz Allah'la sizin aranızda perde kalmaz. Öyle hadiste var. Onun için arabada giderken la ilahe illallah de, Sübhanallah de, Allahu Ekber de, Elhamdülillah de. Görüyorsunuz kazandıracak şeyleri. Ama bizim delikanlılar ne yapıyor? Açıyorlar o pis Avrupalıların homoseksüel şarkılarını, ahlaksız şarkılarını. Açıyorlar, kendinden geçiyor böyle. Trafik kazası yapıyor. Müslümansın sen. Bunları söylesene. Dilin gibini alıştırsana. La ilahe illallah kelimesini her durumda söyle. Ne diyor Peygamberimiz? Bir insanın ilk sözü la ilahe illallah. Son sözü la ilahe illallah olursa, 1000 yıl yaşasa sorgu yok ona diyor. Başı güzel, sonu güzel. Arasını araştırmazlarmış. Evet. Bir adam men kâne âhiru kelâmihi la ilahe illallah dehala cennet. Bir adam ölürken son söz olarak la ilahe illallah dese doğru cennete gider diyor. Efendimiz yalan söylemez. Ayette sabit. Dini buna alıştır. Dini buna alıştır. Onu söylüyor güzel Peygamberimiz. Abdestli ol. Estağfurullah de. Elhamdülillah de. Sübhanallah de. Allahu Ekber de. La ilahe illallah de. Oruçlu ol. Ebedi alemin kazan. Bunları alış. Ha, bir de tesbih lirrica. Sübhanallah demek bu kadar kıymetli bir şey. Mizanı sevapla doldurur. Ama bir Sübhanallah başka yerde de Sübhanallah denir. Onu tarif ediyor şimdi. Et tesbih lirrical ve tasfik linnise. Şimdi namaz kıldık. Allah kabul etsin. Evet. Amin yok. Öyle mi? Evet. İnşallah Allah kabul eder de. Camiye gidin. Size düşen yaptınız mı? Namazınız garanti belgesi alıyorsunuz. El imamı damin diyor Peygamberimiz. Hoca kaç yüz kişi var burada şimdi vardı. 4-5 saf vardı. Bir saf 100 kişi var ya. Gezmeye gelmiş, ziyarete gelmiş. Namazı kıldı Allah razı olsun. Bütün bu cemaatin sorumlusu imam. El imamı damin. Gelip de mesela secde ettiğiniz zaman ayağınız yere değdi. Secdede rükuda imamdan geri kalmadınız. İmamla beraber bir Sübhan Rabbiyel Ala, Sübhan Rabbiyel Azim diyecek kadar imamla beraber oldunuz. Çünkü görüyorum hoca kalkıyor hala daha orada Sübhan Rabbiyel Ala diyor. İkinci secdeyi imamla beraber yapmayan adamın namazı yok. İmama uyuyacak. İmam ben sana düşeni yaptım. Abdestin tam. Evet. Namazın garanti. Onun için camiye gidin. Akıllı hareket edeceksiniz. Garanti namazınız. Hoca verecek hesabını. Tabi hoca da güzel kıldırdı mı sen bir alacaksın o 500 kişilik sevap alacak. Kayıp da öyle, kazanç da öyle. İmamlık makamı öyle bir makamdır. Camiye gidin. Evde kılmayın. Garantili namaz. Şimdi garantili namaz kendinden evvelki namaz arasında günahları şey diyor. Ama imam da bir insan, değil mi? İmtihana giriyor, kazanıyor, güzel okuyor, işte hafız filan. Ama insandır. Yanılabilir. Değil mi? Üçüncü rekatta ayağa kalkması gerekirken mesela iki namazı kılın için 4 rekat oturdu. Şimdi o da insan, otur olabilir. Olmaması lazım ama biz böyleyiz. Diyor ki onu da yolunu öğretiyor. Cemaattekiler şeyse, erkekse Sübhanallah desin.
Subhanallah desin. Kendine gelsin adam. Hı. Ben daha üçteyim. Kalksın dörde. Ama cemaatte kadınsa, bir erkek kadınlara da imam olabilir. Cemaatin içinde kadın varsa hafıza olabilir. Değil mi? İmamın yanıldığını anladı. Subhanallah demesin o diyor. Çünkü kadının sesi caiz değil. Erkeklerin duyması caiz değil. O diyor elinin böyle de değil, böyle vursun diyor. Hoca yanıldın anlamına. Tasbih bu demek. Namaz imam yanıldığı zaman erkekler Subhanallah desin. Hoca yanıldın diye konuşmak olur, namaz bozulur. Öyle değil. Subhanallah deyince kendine gelir. Çok oluyor böyle. Kalkar. Erkekler böyle diyecek. Kadınlar, cemaat kadınsa Subhanallah demesinler. Ses yanlış duymasın erkekler. Evet, o zaman elinin dışıyla avucuna vursun. Onu söylüyor. Es tesbihu lirricali. Namazdayken imam yanıldı mı, onu uyaracak olan arkadaki cemaat erkekse Subhanallah desin. Ve tasfiku. Evet, elini birbirine vurmak da linnisai, kadınlara, kadınlara mahsustur. Kadın Subhanallah demez, sesini erkeklere duyurmaz. Aynen böyle. İmamı uyur, yanıldın anlamına elini vursun diyor. Güzel peygamberimiz her şeyi öğretiyor bize. Her şeyi öğretiyor. Evet, imamların biliyorsunuz kadınların imam olması iyi değil, caiz değil. Kadınlar cemaat, hep kadın cemaate imam, erkek imam namaz kıldırabilir. Ama Amerika'da imam kadın. Beni camiye götürdüler, bilmiyorum. Bunları söyledim, iyi ki dayak yemeden ayrıldım. İmam kadınmış. İmamın, caminin kadını, imamın. Amerika böyle işte, böyle bir millet. İmam olamaz kadın. Kadınlara da imam olması doğru değil. Erkek imam olacak. Dinin kuralı böyle yani. Ben koymadım. Peygamber öyle söylüyor. İşte böyle cemaat kadın olduğu zaman böyle yapacak. Elini böyle vuracak diyor. Subhanallah diye bağırmayacak. Bunu erkekler yapar. Erkekler yapar. Şimdi bu konuyu biraz açalım. Şimdi adam yanlış okudu, imam. İnsandır, olabilir. Yanlış okuduğu zaman hemen arkadaki müdahale etmesin. Neden? Yanlış okudu. Arkadaki adam müdahale etti. İmam kabul etmediyse o müdahale eden adamın namazı gürültüye gider. Onun için acele etmeyin. Sorumlu. Siz acele etme o konuda. Sizin dediğiniz imam kabul etmedi mi, İmama uymamış oluyorsunuz, zıt olmuş oluyorsunuz, namazınız gider. Onun için bu konuda da acele etmeyin. İmam yanılsa bile, yanıldığı, mesela bir ayetin yarısını şuradan okudu, yarısını buradan. Kur'an'da bulunabilen ayetlerden, kelimelerdense namazı sahih, geçerli. Evet, bir yanlış yaptı ama namazını bozmaz. Ama Kur'an'da benzeri yoksa bu namazı yenilemeler lazım. Sen de bu konuda acele etme. Tamam, ikaz et, hafızsın. Fakat senin dediğin kabul etmediği zaman senin namazın gürültüye gider. Uyuşmamış oluyorsunuz. Bu inceliğe de dikkat etmek lazım. Evet, burada da işte yanıldığı zaman Sübhanallah deyin. Üçte oturdu. Sübhanallah yani kalk. Bunu çok yapıyoruz. Kadınlar böyle yapar diyor. Güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Efendimiz buyruğu böyle. Evet, burada da la yadrubu batnaha ala batnin ukhra. Böyle böyle değil. Böyle değil, böyle. Kadınlar da böyle vurmayacak. Böyle. Namazda böyle yanıldın diye kadın böyle vuracak. Dışarıda alkışlamak yok İslam'da. Bu batılların adetidir. Ama şimdi konuşuyorsun, konferans veriyorsun, bir şey oluyor, şak 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 şak. Yanlış. Yanlış. Bir insanı yüzüne övmek diyor peygamberimiz, onu öldürmek diyor. Şimdi adam ben neymişim ya, bak
kaç bin kişi beni şak şak ayakta alkışladı. Havalandığı anda bütün sevapları gitti. Ona kötülüğü dersin. Evet. Böyle gururlanarak yanlış da yapabilir. O zaman da öldürmüş olursun. Onun için bu şak şak İslam'a uygun değil. Cezakallahu hayır. Allah sana çok hayırlar versin. Dua edersin. Dua edersin. Ama bu adet de var. Evet, namazdayken de kadınlar böyle içini değil diyor dışını, birinin içini diğerinin dışını vuracak şekilde ikaz eder hocayı diyor. Bu ikaz konusunda da acele etmemek lazım. Arz ettiğim gibi senin ikazına uymazsa senin namazın gürültüye gider. Bu hadis evet ve men eşara fi salati işareten tüfhemu anhu fel yu'idha. Neler, ne güzel mübarek. Adam bakkal namaza durmuş. Eskiden bakkalda her şey satılıyordu. Adamın da sirke almaya gelmiş. Namaz kılıyor adam. Sirke var mı? Var yani. Nasıl, iyi mi kesin? Sirke kesin. Bu adamın namazı olmaz diyor Peygamberimiz. Mesela dışarıda geldi adam, sen de namaz kılıyorsun. Şey yanından, senin çocuğun var mı? Evladın var mı? Dedi, namaz kılıyor. Böyle yaptın. Namaz olmaz diyor Peygamberimiz. İşaretle namaz olmaz. Konuşmuş oluyorsunuz. Mesela bir adam hapşırdığı zaman elhamdülillah derse, siz de yarhamdülillah diyeceksiniz. Baya farz diyen var ya. Elhamdülillah Allah şükretti, rahatladı. Yarhamdülillah. Öksüren de yehdine ve yetikümullah diyecek. Usul bu. Şimdi namaz kılıyorsunuz. Adam dışarıda "Affu!" dedi. Elhamdülillah dedi o. Siz de namazı yarhamdülillah dediniz. Namaz gitti. Onunla konuşmuş oldunuz. Evet. Namazdayken diyor işaret ederseniz namazınız gider diyor Efendimiz. Fel yu'idha. Namazı iade etsin. Namazdayken ondan bir konuşma, bir meram anlatıra oldu mu? Onun için dışarıda konuşma anlamında olan şeyler, evet, biz şunu gördük. Kelli felli adam, 60'ında 70'inde camide namaz kılıyor. Telefon geldi, açtı telefonu. Hanım, namaz kılıyorum, sonra konuşalım. Kapattı, devam etti. Yani zaten devam etti namaza. Bu namaz olur mu canım? Konuşuyor dışarıyla. Hanım namazdayım, sonra konuşalım. Olmaz. Olmaz. Bak işaret bile olmaz. Konuşma anlamına olan bir işaret bile namazı bozar, iade etsin. Evet. Kaç çocuğun var? Böyle yapıyor. Konuşuyor yani. Olmaz. Evet. Onu söylüyor. Namazda dışarıdaki insanlarla konuşulmaz. Namazı batıl olur diyor. Evet. Cevabı kastettiği takdirde böyledir. Çünkü namaz Allah'a münacattır. La yese'u fihel cevap. Dışarıdaki insanlarla konuşmak, onlara cevap vermek izni namazda yoktur. Evet. 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 Ebu Hanife Hazretleri öyle söylüyor. Biz de onu size arz ediyoruz. Bu hadis-i şerifi Ebu Hureyre'den nakletmişler. Evet, yine demin söylediğimizin bir başka varyantı. Et-tesbihu, Subhanallah demek lirrical, erkekler için, ve tasfiku linnisa, namazlarda kadınlar ellerini birinin içine diğerinin sırtını evet söylerler. Efendimizin bu hadisini bir başka sahabiden nakletmişler. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nezai, İbn-i Mace, İmam Şafii, Ahmed İbn-i Hanbel, Cabir Hazretlerinden, Ebu Hureyre Hazretlerinden, Sehl bin Sa'd Hazretlerinden. Et-tesbihu, şey derim, et-tesbihu minel gazi. Evet, Sübhanallah demek, Sübhanallah ve bihamdi demek, Sübhanallah ve bihamdi, Sübhanallah azim demek, Sübhanallah ve bihamdi, Sübhanallah azim ve bihamdi, estağfurullah demek, Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah demek. Evet, minel gazi, asker nöbet tutuyor, savaşıyor, Sübhanallah dedi, bunu söyledi,
Evet, savaşan bir adamın Sübhanallah demesi, İlah kelimetullah için Allah'ın düşmanlarına karşı savaşırken seb'une elf hasene, 70 bin hasenedir. Askerlik bu kadar. Bir saat nöbet tutmak 70 yıllık ibadete bedeldir. Rica ederim hocam. Şimdi öyle uydurma vaat istiyor. Yok be. O asker nöbet tutmasa ben burada konuşamam. Sen de beni dinleyemezsin. Evinde rahat uyuyamazsın. Güneydoğu'da, şurada, burada şimdi Kahraman Mehmetçikler karın üstünde nöbetteler. Evet. Beni koruyorlar. Namusumu koruyor, malımı, canımı, ibadetimi koruyor. Hani askerlikte nöbet tutarken, asker yaparken bu niyetle nöbet tut. Kadınların, vatandaşın namusunu koruyorum. O zaman işte bir saatlik nöbet 70 yıllık ibadetten üstündür arkadaş. Bütün vatandaşların şeyini koruyor. İşte diyor ki savaş ederken bir gazi, bir asker eğer Sübhanallah derse, öyle diyor ki tekbir de öyledir, tehlil de öyledir, tahmid de öyledir. Evet, oruç da öyledir, namaz da öyledir, Kur'an da okumaktır. Askerlikte nöbet tutuyor. Askerlik yaparken Kur'an okuyor. Askerlik yaparken namazını geçirmiyor. Askerlik yaparken oruç tutuyor. Elhamdülillah diyor. La ilahe illallah diyor. Allahu Ekber diyor. Hepsi öyledir. Bunu söylediği takdirde 70 bin hasene olacak şekilde sevabı katlanır. Normal adamın ecrinden 70 bin fazla hasenat alır. Evet, evet, evinde namaz kılanlara diğerlerine göre 70 bin kat, 70 bin kat. Evet. Bazı hadislerde inna savme yudaafu fuka zalike, askerdeyken oruç tutmak daha çok kat kat katlanır. Bundan da üstüne la ya'lem kadre sevabı illallah. Askerdeyken oruç tutanın sevabının ne kadar olacağını ancak Allah bilir diye de hadis vardır. Öyle de hadis vardır. Evet. Kur'an-ı Kerim'de askerlik zor iş. Gece nöbet tutuyorsun karın üstünde şimdi. Hakkari Dağları'nda Mehmet orada bekliyor. Görüyorsunuz. Orada Kur'an okuyor. Sübhanallah diyor. Evet, abdest alıp namaz kılıp öyle gidiyorlarmış savaşa. Anlattıklarına göre elhamdülillah mümin evlatlarımız, mümin Müslüman şehit olacağım diye abdestli namazı gidiyorlarmış. Evet, şimdi orada bunu yaptığı zaman evet öyle söylüyor. Kat kat ecrini oruç tutarsa ecrini Allah hesap eder. Biz hesap edemeyiz. İşte namaz şu bu söylerse 70 bin kat. Evet, sabır etmek, oruç sabrettirmek olduğu için o zorluklara rağmen innema yuveffes sabiruna ecrahum bi gayri hisab. Allah sabreden ecrini hesapsız verir ayeti vardır diyor. Efendimin sözü bundandır diyor. Evet, onun için evet, şimdi yanlış şeyler var. Asker oldun mu? Kaçma, karışma, çalışma. Etme öyle. Güzel evlat. Öyle deme. Görüyorsun askerliğin ne kadar sevap olduğunu. Kaçma. Tamam. Şey etme, komutanın dediğini dinle. Evet. Çalışma yok. Çalış. Şu da şuraya götür dedi. Götür. Ne anlamı var deme ya. Asker hep enerji küpü. Hep genç. Onu meşgul etmezsen başka işler yaparlar. O da bir güzel iş. Şu taşı oraya götürmek. Evet. Hatıram böyle. Taşı götürttü bir gün. Komutan bize oraya götürün. Taşıdık. Ertesi gün onları buraya getirin. Bazı arkadaşlar homurdandı. Hayır. Gençleri meşgul etmezseniz kötü şeyler yaparlar. Bu da güzelliktendir. Anlamsız değil. Boş kalan adam kötülük yapar. O da enerji küpü. Onun için
Askerlikte her şeyi yapacaksınız. Kaytarma yok. Ben insanların namusunu, ibadetini, canını koruyorum. Niyetiyle nöbet tutacaksınız. Bu ecirleri alacaksınız. Evet, bunu bize güzel peygamberimiz öyle söylüyor. Bu hadisi Muaz Hazretlerinden Ebu Davud evet naklemiş. İnne salate ve siyame ve zikra evet namaz, oruç, zikir kat kat olur Allah yolunda. Askerlikte kat kat olur. Evet diye hadis-i şerifler var. Evet. Cenab-ı Hak bizleri kamil müminlerden eylesin. Güzel peygamberimizin bu uyarılarını öğrenen, tatbik eden, başkalarına da öğreten, böylece yüzü iki cihanda ak çıksın buyurduğu güzel müminler olmayı nasip etsin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve tübü ileyh. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Elhamdülillah Rabbil alemin errahmanir rahim. Üçer salavat-ı şerife almamız. Birer elem neşrah leki şerif ma'al besmele şerife bismillah. Elem neşrah leki sadrak ve vada'na anke sekledir. Tekrar peynine ma'al besmele. 13'er ihlas-ı şerif besmele ile beraber bismillah. Kulullah. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Elhamdülillah Rabbil alemin. Yakın istahiyyettim. Sağolun. Müstakim. Sağolun. Üçer salavat-ı şerife. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من القوة ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Amin. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ya Rabbi namazımızı kabul eyle. Dersimizi kabul eyle. Okuduğumuz süveri celileyi ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhi pakine hediye edip vasıl eyle. Şefaatine bizi nail eyle. Sevgisini gönlümüzde daim eyle. Tüm peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın dahi ervah-ı paklerine hediye edip vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle.
cümlesinin ehli beyt, el asab, etbaları, rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin ervah kutsiyelerine de hediye edip vasıl eyle. Bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat rahmetullah aleyhi mecmain ervahını da hediye edip vasıl eyle. Özellikle eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazlarının, kendisinden feyiz aldığımız, ilmas ettiğimiz eserlerden yararlandığımız üstazlarımızın ervahıyla beraber şuracıkta toplanan bizlerin, ahire göçmüşlerimizin ervahını hediye edip vasıl eyle. Bu aziz vatanı bizlere hediye için canlarınız bezleden, sıkıntıya giden şehitlerin, gazilerin ervahına hediye edip vasıl eyle. Şu anda zalimin zulmünü önlemek ve mazlumu zalim elinden kurtarmak maksadıyla çetin şartlar altında savaşarak şehit olan şehitlerimizin de ervahını hediye edip vasıl eyle. Kahraman Mehmetçiğimize zaferler ihsan eyle. Kafirlere fırsat verme ya Rab. İslam'ı ve Müslümanları aziz eyle. Kafirlerin, zalimlerin, münafıkların, satılmışların Müslümanların arasına sokmak istedikleri tefrika için uydurdukları hileler, desiseleri kendilerine çevir, ayaklarını dolaştır ya Rab. Kafirleri zelil eyle. Müslümanları aziz eyle ya Rab. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'i ıslah eyle. Hastalarımız şifalar lütfeyle. Darda kalanlarımız sıkıntıdan halas eyle. Hayırlı emellerimize bizleri muvaffak eyle ya Rab. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımız helalinden bol eyle. Akıbetimizde hayır eyle. Aziz vatanımızı ve tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, içtimai, iktisadi, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhane Rabbina Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.